Kanal Urfa ekranlarından herkese mutlu akşamlar efendim. Şanlıurfa ve ülke gündemine dair gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Evet, ana haber bültenimize Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarıyla başlıyoruz sevgili izleyenler. Erdoğan bugün İstanbul'da Cuma namazı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan şu konuşmaları yaptı. Birleşmiş Milletler'e de önemli mesajlar verdi Erdoğan. Birleşmiş Milletler'in Türkiye olarak daimi üye olmanın gayretindeyiz. Ama bizleri daimi üye yapma gibi bir hesapları yok dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazı çakışı basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Değerli arkadaşlar, her şeyden önce Başkan Erdoğan Birleşmiş Milletler konusunda önemli mesajlar verdi. Israrla üzerinde durduğumuz Erdoğan, dünyanın kaderinin 5 ülkenin dudakları arasında olduğunun mesajını verdi. Bizim ısrarla üzerinde durduğumuz konu 5 tane daimi üye ve 15 tane bunun yanında biliyorsunuz geçici üye. Bu daimi üyelerin konumu iki dudak arasında, her kararı rahatlıkla onlar verebiliyor. 15 tane geçici üyenin ise burada herhangi bir tesiri söz konusu değil. Ve bu 5 daimi üye şu an itibariyle dünyayı adeta yöneten, idare eden ülkeler konumunda. Cumhurbaşkanı Erdoğan daimi üye olma gayretinde olduklarını, ancak alınan bir netice olmadığını kaydetti. Burada şu anda Japonya, Çin, bizler, Almanya vesaire gibi üyeler her ne kadar daimi üye olma teşebbüsü varsa da şu an itibariyle daimi üye olamadıkları için herhangi bir tesirleri de söz konusu değil. Şu anda Türkiye olarak biz de daimi üye olmanın gayreti içindeyiz ama şu ana kadar aldığımız bir netice yok. Evet, İsrail'in saldırıları devam ediyor sevgili izleyenler Lübnan'a. Tam 8 Ekim'den bu yana tabii bu saldırılarda can kaybı her geçen gün artıyor. Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı da 1540'a yükseldi. İsrail ordusunun saldırılarını artırdığı Lübnan'da bilanço ağırlaşıyor. Lübnan hükümetine bağlı afet risk yönetimi biriminden yapılan açıklamada İsrail'in dün Lübnan genelinde gerçekleştirdiği saldırılarda 60 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin de yaralandığı bildirildi. İsrail'in saldırılarını artırdığı 23 Eylül pazartesi gününden bu yana ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 700'ü geçti. İsrail'in saldırıları nedeniyle barınma merkezlerine yerleştirilen kayıtlı yerinden edilmiş kişilerin sayısının 70.100'e ulaştığı kaydedildi. Devlet okulları, meslek enstitüleri ve tarım merkezleri de dahil olmak üzere kamu tesislerinden oluşan barınma merkezlerinin sayısının 565'e çıktığı belirtildi. Saldırılar nedeniyle son iki günde Suriye topraklarına 15.600 Suriye vatandaşıyla 16.130 Lübnan vatandaşının geçtiği ifade edildi. İsrail-Hizbullah çatışmasının başladığı 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'da 1540 kişinin hayatını kaybettiği, 5410 kişinin de yaralandığı ifade edildi. Hizbullah tarafından yapılan açıklamada İsrail ordusunun dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyine gerçekleştirdiği saldırıda Hizbullah'ın hava birlik komutanı Muhammed Hüseyin Sarur'un öldürüldüğü doğrulandı. 1980'lerde Hizbullah'a katılan Sarur'un İsrail'i hedef alan insansız hava aracı ve seyir füzesi saldırılarını koordine ettiği, son yıllarda insansız hava aracı üretimi projelerinde lider isimlerden biri olduğu belirtilmişti. Sarur.
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda sevgili izleyenler, o devam ettiği sırada ABD'nin New York kentinde de binlerce Filistin yanlısı İsrail Başbakanı Netanyahu karşıtı gösteri düzenledi. ABD'nin New York kentinde Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu'nda konuşma yapacak olan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu dün Manhattan bölgesinde kaldığı otelin çevresinde binlerce kişi tarafından protesto edildi. New York Polis Departmanı Netanyahu'nun kaldığı otele göstericilerin yaklaşmasını engellemek amacıyla üst düzeyde güvenlik önlemleri aldı. Polis Manhattan'daki birçok sokağı trafiğe kapatırken Grand Central tren istasyonundan yürüyüşe başlayan göstericiler Netanyahu'nun kaldığı otele doğru ilerledi. Öğle saatlerinde barışçıl şekilde başlayan gösterilerde polis akşam saatlerinde protestocuların otele yaklaşması üzerine sert müdahalede bulundu. Polisin talimatlarına uymayan çok sayıda gösterici gözaltına alındı. Barış için Yahudilerin Sesi grubunun yer aldığı gösteride protestocular rehineleri eve getir ve savaşı bitir yazılı pankartlar taşıdı. Evet, bu olayda Birleşmiş Milletler kürsüsünde yaşandı sevgili izleyenler. Hep toplum içerisinde yapamayacağımız bazı kurallar vardır. Şimdi bu izleyeceğiniz görüntülerde adab-ı muaşeret kurallarına aykırı bir hareket. Haiti Geçici Başkanlık Konseyi Başkanı da 79. Genel Kurulu'ndaki konuşması sırasında bardak yerine sürahiden su içmeye çalıştı. O anlarda sosyal medyada tepki topladı. Excellence, Mesdames et Messieurs. Haiti Geçici Başkanlık Konseyi Başkanı Edgar LeBlanc Fils, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu'ndaki konuşması sırasında bardak yerine sürahiden su içmeye çalıştı. Haiti Geçici Başkanlık Konseyi Başkanı Edgar LeBlanc Fils, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu'na hitabı sırasında kürsüdeki bardağı kullanmak yerine sürahiden su içti. Haiti'li lider sürahiden su içmesinin ardından konuşmasına kaldığı yerden devam ederken, konuşmasının sonunda ise suyu bardaktan içerek kürsüden ayrıldı. Evet, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak sevgili izleyenler bugün asayiş ve güvenlik basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. O toplantıda önemli açıklamalarda bulundu Vali Şıldak. Verileri paylaşan Vali Şıldak, asayişle ilgili olaylarda sağduyu ve telefonla bildirim çağrılarını da iğneledi. Maddeni de yapmadık. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak asayiş ve güvenlik basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran ve İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici'nin katılımıyla valilik toplantı salonunda asayiş ve güvenlik basın bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Bize çok nezaketsiz bir şekilde davrandı. Vali Şıldak toplantıda operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu miktarını, gözaltına alınan şahıslar, aranan şahısların yakalanması ile ilgili verileri açıkladı. Skank maddesinde en çok ilimizde trafiği yoğun olan %103'lük bir artış var. 1 ton 336 kilodan 2 ton 709 kilograma çıkmış yakalanan uyuşturucu miktarı. %103 artış. Metamfetamin malum son yılların gençlerimizi en şiddetli şekilde zehirleyen uyuşturucu maddesi. Burada ise %210'luk artış var yakalanan miktarda. 54 kilodan 169 kiloya çıkmış ele geçirilen metamfetamin miktarı. Bonzai 2 kilogram 613 gramdan 14 kiloya çıkmış, %424 artış oranı. Kokain, bunda rakam az, 100 gramdan 700 grama çıkmış, %600'lük bir artış. K
kaptagon denilen madde, bunda ise 135 bin adetten 415 bin adede çıkmış yakalanan miktar, %206'lık artış var. Sentetik hap türü uyuşturucular, %114'lük artış var. Bu rakamlar, yakalama rakamları aynı zamanda satıcıların, uyuşturucu madde satıcılarının gözaltına alınma ve tutuklanma sayılarına da yansımış durumda. Aynı artış burada da görülüyor. O oran tabii daha düşük. 1694 kişi gözaltına alınırken bir önceki sene, geçtiğimiz yıl ise 2032 kişi, %20'lik bir artışa tekabül ediyor, gözaltına alınmış. Yine bir önceki dönem tutuklanan kişi sayısı 694 iken bu yıl ise 849 kişi tutuklanmış. Bu da %22'lik yine bir artışı göstermekte bize. Vali Şıldak, asayiş olayları ile ilgili sağduyu ve telefonla bildirim çağrılarını yineledi. Şanlıurfa Valisi Eylül ayı içerisinde 466 hapis cezası bulunan şahsın yakalandığını ve 30 kişinin kasten adam öldürme suçundan cinayet zanlısı olarak arandığını belirtti. Eylül ayı içerisinde yaklaşık bugün 27 Eylül, ay henüz bitmedi, 466 hapis cezasıyla aranan kişi yakalanmış vaziyette Şanlıurfa'da. Emniyet ve jandarmamız tarafından 466 kişi, bir aylık bile süre dolmadan bu kadar yüksek bir rakama ulaşmış sayımız. İfadesine başvurulmak üzere ve diğer sebeplerle aranan ve yakalanan kişi sayısı ise 1738. Bunlar çok yüksek rakamlar. Bir de dikkat çekici bir rakam daha var burada. Tam 30 kişi kasten öldürme suçundan aranmakta olup bu ay içerisinde yakalanmış vaziyette. 30 cinayet zanlısını jandarmamız, emniyetimiz yakaladı. Ben arkadaşlarımı tekrar kutluyorum. Madeni Bey'i aradık. Bizi oraya yönlendirdi. Bir şekilde görüştüğümüzde. Şanlıurfa ile devam ediyoruz bültenimize sevgili izleyenler. Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde gece saatlerinde 6 kişilik bir ailenin yaşadığı eve silahlı saldırı düzenlendi. Onlarca merminin isabet ettiği evde şans eseri de yaralanan olmadı. Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde gece saatlerinde 6 kişilik bir ailenin yaşadığı eve silahlı saldırı düzenlendi. Edinilen bilgiye göre olay gece saatlerinde Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Kuyucak Kırsal Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre gece saatlerinde otomobille köye gelen kişi ya da kişiler GB'nin evine silahlı saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda bazı mermiler duvarlara isabet ederken bazıları ise pencereden evin içerisine girdi. Olayda GB, eşi ve 4 küçük çocuğu şans eseri yara almadan kurtuldu. Olay yerine giden jandarma ekipleri saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Evet. Bu olay da Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yaşandı sevgili izleyenler. Bu olayda damda uyuduğu sırada yorgun merminin isabet ettiği adam ağır yaralandı. Olay akşam saatlerinde Birecik ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre damda uyuyan Sever Ataş'a nereden ateşlendiği belirlenemeyen bir yorgun mermi isabet etti. Göğsüne isabet eden mermiyle yaralanan Ataş kanlar içerisinde kaldı. Olayı fark eden yakınlarının ihbarıyla ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ataş, hayati tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavisi devam eden adama isabet eden kurşunun göğsünde takılı kaldığı görüldü. Polis silahı ateşleyen kişinin tespit edilmesi için çalışma başlattı. Babasının yorgun mermiyle yaralandığını belirten Mahmut Atar, silahı ateşleyen kişinin tespit edilerek yakalanmasını istedi. Atar, silahla havaya açılan mermilerle insanların yaralandığını ifade ederek rastgele silah sıkılmaması gerektiğini söyledi. Ben babam gece vakitleri işte damda uyurken
yorgun mermi sebebiyle ağır yaralı düştü. Ve biz acil bir şekilde Birecik Devlet Hastanesi'ne götürdük. Oradan da bizi Urfa'ya sevk ettiler. Ben cidden çok üzgünüm. Artık yani bu şeylerin, bu mermilerin falan, bu silahların falan boş yere sıkılmamasını istiyoruz. Düğünlerde oluyor, dağlarda deneme için falan oluyor. Sıkıyorlar ve bunlar da sivil vatandaşların üzerine denk geliyor. Ve lütfen artık polislerin daha çok dikkat etmesini istiyorum bu konu hakkında. Yani düğünlerde falan yapıyorlar, düğünlerde hele ki keleş mermisi falan sıyıyorlar. Yani bunu yapmasınlar. Yorgun mermi kime denk geleceği belli olmuyor. Belki öyle de bilirdi benim babam. Yani zaten şans eseri yaşadı çok şükür. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Evet, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası heyeti de 23-26 Eylül'de Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen fuara katıldı. Yetim Başkanlığı'nda Meclis Başkanı Serhat Karadağ, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Zahit ve Yönetim Kurulu üyelerinin içinde yer aldığı Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası heyeti, 23-26 Eylül'de Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen ADEX 2024 Uluslararası Savunma Fuarı'na katıldı. Dünyanın birçok ülkesinden yüzlerce firmanın yer aldığı ADEX 2024 Uluslararası Savunma Fuarı'na Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yetim'in başkanlık ettiği Şutso heyeti de katıldı. Heyet, fuar sürecinde birçok bölgesel ve küresel firmalarla görüşmeler gerçekleştirerek ikili ticaret ilişkilerinin güçlendirilmesini ve bununla birlikte Türkiye ile Şanlıurfa'nın ticaret, sanayi, lojistik, tarım ve turizm gibi alanlarda sahip olduğu büyük potansiyeli üzerine görüşüldü. Şutso heyeti, Küçük ve Orta İş Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hikmet Mehmedov başta olmak üzere, Azerbaycan Bakü İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mursal Rustamov ve Yönetim Kurulu üyeleri ve Azerbaycan Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Reşat Cabirli ve Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Heyet, Azerbaycan'ın ilimizin ulusal, bölgesel ve küresel pazar için taşıdığı önemi anlatarak ticaret, sanayi, lojistik, tarım ve turizm işbirliğinin güçlendirilmesini talep etti. Evet, Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliği işbirliği ile ikinci el taşıt ticaretini daha güvenli hale getirmek amacıyla devreye alınan güvenli ödeme sistemi bugün itibariyle başladı. Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliği işbirliği ile uygulamaya alınan güvenli ödeme sistemi ile nakit taşıma, sahte para ve satış bedelinin ödenmemesi gibi risklerin ortadan kaldırılması hedefleniyor. İBAN hesabı. Uygulamada önce satıcı güvenli ödeme sürecini başlatacak. Sonra alıcı notere gitmeden önce referans numarasıyla parayı aracı kuruluşa yatıracak. Yeni ruhsatın çıkması, yani satışın onaylanmasının ardından güvenli hesapta bekleyen para anında satıcının hesabına geçecek. Bugün itibariyle noterlerde güvenli alışveriş sistemi tamamen uygulanmaya başladı. Evet, Gaziantep'e çeviriyoruz kameralarımızı sevgili izleyenler. Gaziantep'te de yine silahlı bir kavga yaşandı. Gaziantep'te ellerinde silah olan bir grup şahıs sokağa çıkarak husumetlilerine meydan okudu. Gruptan biri o anları cep telefonuyla kaydedip sosyal medyada paylaştı. Siyasi yapımları, Konya yapımı. Hani sokağa çıkamıyorsunuz oğlum? Gaziantep'te 57 suç dosyası olduğu iddia edilen şahsın da yer aldığı grup ellerinde silahlarıyla sokağa çıkarak husumetlilerini tehdit etti. Hani sokağa çıkamıyorsunuz oğlum? Tuşa basmakla tetiğe basmak aynı mı? Kaydettikleri videoda husumetlilerini tehditler savuran şüpheli şahsların görüntüde "Hani sokağa çıkamıyorsunuz? Tuşa basmakla tetiğe basmak aynı mı?" dediği duyuldu. Görüntülerin sosyal medyada hızla yayılmasıyla birlikte kullanıcılar yetkililere çağrıda bulunarak bu kişilerin yakalanmasını talep etti. Hani sokağa çıkamıyorsunuz oğlum?
Tuşa basmakla tetiğe basmak aynı mı? Harekete geçen Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 57 suç kaydı olduğu iddia edilen şahsı ve yanındaki 6 kişiyi bir fabrikada kıstırarak yakaladı. Şahıslar hakkındaki soruşturma sürüyor. Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, halkımız arasında korku ve endişeye yol açan şahıslarla ilgili görüntüler Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce incelenmiştir. Ekiplerimiz koordinesinde adres sorgulama ve saha çalışmaları başlatılmıştır. Sosyal medyada yer alan şahısların da içinde bulunduğu BA, SD, YS, AD, AÇ, EA ve HHK 7 şüpheli yakalanmıştır. Halkımızın huzurunu kaçıranlarla, tehdit ve korkuya yol açanlarla mücadelemizi aralıksız sürdüreceğiz. Aziz milletimizin huzuruna kasteden tüm suç odaklarının nefeslerini keseceğiz. Milletimize sözümüz olsun ifadelerine yer verdi. Haliliye Belediyesi ile devam ediyoruz sevgili izleyenler. Haliliye Belediyesi ekipleri de ilçe genelinde bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor. Haliliye Belediyesi ekipleri ilçe genelinde yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor. Belediye Başkanı Mehmet Can Pulat'ın direktifleriyle vatandaşların hizmetine daha konforlu ve ulaşımı kolaylaştıran yollar sunmaya amaçlayan Fen İşleri Müdürlüğü, asfalt, yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. İlçe genelinde ekiplerin özverili çalışmasıyla tamamlanan yol çalışmalarıyla kilitli beton parke ve bordür döşeme taşıyla buluşan sokaklar güzelleşiyor. Sancaktar Mahallesi'nde hummalı şekilde süren çalışmalarla Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından Seyfettin Sucu Parkı'nda sona gelinen peyzaj çalışmalarının ardından çevre düzenlemesiyle kilitli beton parke ve bordür döşeme taşları yenileniyor. Deforme olmuş sokakları kısa süre içerisinde tamamlayan ve hizmete sunan ekipler mahalle sakinlerindense tam not alıyor. Fen İşleri Park Bahçe Müdürlüğü'ne teşekkürlerimizi sunuyoruz. Haliliye Belediyesi olarak şu an son hızıyla çalışmalara devam ediyoruz. Mehmet Can Polat Başkanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Evet, dün de ekranlarınıza getirmiştik hatırlarsanız sevgili izleyenler. Bir kadın karşıdan karşıya geçmek isterken hızla gelen otomobilin altında kalmıştı ve hayatını kaybetmişti. Yine Adana, yine aynı kaza, otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybederken o anlarda saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Adana'da bir otomobil kadına çarptı. Kadın hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre kaza bugün saat 09.25 sıralarında Serin Evler Mahallesi İlim Yolu Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre 73 yaşındaki Mehmet T. idaresindeki otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan 68 yaşındaki Cennet Yalçın'a çarptı. Kazanı güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedildi. Ağır yaralanan Yalçın hastaneye kaldırıldı, sürücü ise gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan kadın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Siverek Tarihi Paşa Konağı Meclis Salonu'nda Kent Konseyi toplantısı düzenlendi bugün sevgili izleyenler. Toplantıda da 4 gündem maddesi ele alındı. Kent Konseyi Eylül ayı olan toplantısı gerçekleştirildi. Tarihi Paşa Konağı'ndaki Meclis Salonu'nda düzenlenen Kent Konseyi toplantısına ilçedeki sivil toplum kuruluşları kurum amirleri, mahalle muhtarları katıldı. Kent Konseyi Başkanı Adnan Uğur Tamses Başkanlığı'nda başlayan toplantıda 4 gündem maddesi ele alındı. Kent Konseyi çalışma gruplarının seçimin yapıldığı toplantıda grup seçimlerinin ardından ilçede tespit edilen eksiklikler kapsamında ilçede bir hamamın kurulması,
maddi durumu yetersiz öğrencilere yönelik çalışma salonlarının kurulması, kadınlara yönelik hizmet veren sadece bayanlara özgü sosyal alanların artırılmasına yönelik kararlar alındı. Alınan kararların tavsiye niteliğinde Siverek Belediyesi Meclisi'ne sunulmasına oy birliğiyle karar verildi. Toplantıda konuşan Kent Konseyi Başkanı Adnan Uğur Tamse, Siverek Kent Konseyi olarak etkin rol alacağımıza kimsenin şüphesi olmasın dedi. Evet, Hakkari'ye çeviriyoruz kameralarımızı sevgili izleyenler. Hakkari'de kontrolden çıkan kamyonet yolun karşısına geçmekte olan kişiyi teğet geçti. Hakkari'de kontrolden çıkan kamyonet bir yayaya çarpacaktı ki elektrik direğine çarparak yaşanacak kazanın önüne geçti. Alınan bilgilere göre kaza akşam saatlerinde Karşıyaka Mahallesi Katramaz Köprüsü'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen kamyonet bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan kamyonet yolun karşısına geçmekte olan kişiyi teğet geçerek köprü üzerindeki direğe çarparak durabildi. Kazada şans eseri kimse yaralanmazken araçtaysa maddi hasar meydana geldi. Evet, Siverek Diyarbakır Karayolu'nda da bir yangın meydana geldi sevgili izleyenler. 3. kilometresinde seyir halindeki bir tırda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Siverek Diyarbakır Karayolu'nda seyir halinde olan bir tır alev topuna döndü. Olay gece geç saatlerde meydana geldi. Alınan bilgilere göre plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen tır, Siverek Diyarbakır Karayolu'nda seyir halindeyken alev aldı. Alevler kısa sürede tırın motor kısmı ve şoför mahallini sardı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Ancak tır kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. Şimdi sevgili izleyenler, sıradaki haberimiz Hatay'dan. Şimdi 6 Şubat depremlerinde tüm yurtta olduğu gibi yardım seferberliği devam etti ve hala da devam ediyor depremzedelere yönelik. Şimdi buraya kadar her şey normal. Hatay'da yurt dışından gelen ve afetzede vatandaşlara dağıtılan nevresim takımlarında görülen çip vatandaşlarda tedirginliğe neden oldu. Kendilerinin takip edildiklerini ve dinlendiklerini söyleyen vatandaşlara da yetkililerden açıklama geldi. Hatay'da depremzedelere yönelik yapılan yorgan, yastık ve nevresim dağıtımında vatandaşlar nevresimlerin içinden çıkan küçük barkodları çip sanarak endişeye kapıldı. Kahramanmaraş merkezi depremlerde en çok yıkıma uğrayan Hatay'a çeşitli ülkeler yardım ve destek vermeye devam ediyor. Depremin vurduğu kenti afetzede vatandaşlara yurt dışından gelen yorgan, yastık ve nevresim dağıtıldı. Vatandaşlar nevresim takımlarının içerisinden çıkan çipler karşısındaysa şaşkınlık yaşadılar. Dinlendiklerini ve takip edildiklerini düşünen vatandaşların bu düşünceleri kısa sürede sosyal medyada paniğe neden oldu. Durum üzerine yetkililerden konuyla ilgili işleri ferahlatan açıklama geldi. Yetkililer çiplerin tekstil sektöründe ürün sayısını tespit etmek için kullanılan çip olduğunu söyledi. Cemsi teller var. Depremzede vatandaşların takip cihazı olabileceğini düşündükleri çiplerin aslında RFID'di. Radyo frekans tanımlama teknolojisine sahip sayım barkodları olduğu ortaya çıktı. Nevresim takımlarında çıkan çiplerin radyo frekanslarını kullanarak nesnelerin otomatik sayılmasını sağlayan çipler olduğu anlaşıldı. Bu barkodların kesinlikle bir takip cihazı olmadığını vurgulayan yetkililer, üretilen oda malzemelerinin bu sistem sayesinde tek bir tuşla sayılmasına yarayan bir teknoloji olduğunu belirtti.
tekstilde kullanılan yani bir çip türü. Üretilen ürünlerinin yani binlerce milyonlarca adet üretiliyor. Anında bantlardan falan geçerken ki ben de tekstilciyim, bilgisayar üzerinden anında sayı tespit etme amaçlı kullanılan bir şeydir bu. Yani yoksa yok bizi uçuracaklar, yok bizi dinliyorlar, bunlar şöyledir böyledir, bunlar bir kurgudur yani. Ama bunlar insanların endişelerinden dolayı, korkulandan dolayı akıllarına gelen ilk şeydir. Yoksa bunda bir sıkıntı, bir problem falan yok. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz efendim. Bir sonraki ana haber bülteninde görüşünceye dek hoşçakalın.